Herkese merhaba, Doktor Berk Karataş ben. Kara Tahta serisinin üçüncüsünde birlikteyiz. Mastürbasyonla ilgili konuşacağız. Mastürbasyon, cinsel kişinin cinsel hayatındaki ilk eylem. Cinsel ilişkiye başlamadan önce yapılan cinsel eylem diye de tarif edebiliriz. Kişinin kendi kendine doyuma ulaştırması ya da öz doyum da denebiliyor Türkçesi. Şimdi mastürbasyonla ilgili bizi takip edenler YouTube kanalımızda videolarımız var ama ilk defa eğer görüyorsanız işte travmatik mastürbasyon sendromu ile ilgili ya da mastürbasyon nasıl yapılırla ilgili geniş videolarımız var. Onları izleyebilirsiniz. Şimdi bilmemiz gereken mastürbasyonla ilgili bugünden yani hiçbir şey aklınızda kalmayabilir ama iki şeyin net olarak kalması lazım. Birincisi, mastürbasyon yaparken porno filmi izlemeyeceğiz. Porno filmi izlerken mastürbasyon yapmayacağız. Yani bu ikisinin arasındaki bağı eğer böyle bir bağımız varsa derhal kesmemiz lazım. Niye böyle olduğunu anlatacağım. İkincisi, mastürbasyon yapıyorsanız yani daha doğrusu cinsel ilişkiniz varsa mastürbasyon yapmamanız gerekiyor. Cinsel ilişkiye giremediğimiz dönemlerde sadece uygun olarak mastürbasyon yapmamız gerekiyor. Şimdi mastürbasyon tabii cinsel hayatın ilk eylemi. Amaç bizi cinsel ilişkiye hazırlamak olmalı. Dolayısıyla bunu doğru bir şekilde yapmamız lazım. Yani doğru ve uygun şekilde mastürbasyon yaparsak o zaman ileride bir sorun yaşamayız. O zaman yanlış ne, doğru ne? Böyle bir soru ortaya çıkıyor. Ben kısaca yanlışları anlatacağım. Yapılmaması gerekenleri anlatacağım. Sonra doğruyu anlatıp toparlayıp sonra yanlış mastürbasyona devam edeceğiz. Şimdi bir kere her şeyden önce şunu da söyleyeyim unutmadan. Evli erkeklerin %85'i, evli kadınların %40'ı mastürbasyon yapıyormuş. Araştırmalar böyle. Bekar erkeklerin neredeyse tamamı mastürbasyon yapıyor. %100'e yakın mastürbasyon yapılıyor. Şimdi bir kere mastürbasyon yapmak için cinsel isteğimiz olması lazım. Fakat burada önemli olan olgunlaşmış cinsel istek. Ne demek olgunlaşmış cinsel istek? Örnek vereyim. Mesela banyoya girdiniz. Hiç cinsellikte aklınızda bir şey yok. Banyoya girdiniz. Bir anda penis, banyo, sabun. Aklınıza cinsellik geldi ve mastürbasyon yapmaya başladınız. İşte bu olgunlaşmamış bir cinsel istek. Halbuki bunu erteleyip ya tamam cinsel isteğim geldi biraz ama yani uygun değil deyip erteleyip daha sonra biriktirerek cinsel isteğinizi katlanarak yaparsanız buna da olgunlaşmış cinsel istek diyoruz. Dolayısıyla her aklınıza geldiğinizde çünkü erkekler böyle demiştim ampul gibi bir anda parlar. O işte cinsel istek geldiğinde ortam mekan fark etmeden mastürbasyon yaparsanız bu yanlış mastürbasyon olur. E tabi ortam mekan demişken yani eğer ne dedik? Cinsel ilişki doğru kişiyle, doğru zamanda ve doğru ortamda yapılır. Mastürbasyon da böyle. Doğru mekan ve ortamı bulmak durumdasınız. Eğer bir odanız varsa kapınızı kilitleyip yapabilirsiniz sakin bir şekilde. Ama bir odanız yoksa yine tabii mecburen banyoda yapacaksınız ama banyoda da belli bir vakit geçirmeniz lazım. Yani banyoya girip ya da özellikle tuvalette hızlı hızlı mastürbasyon yapmak uygun değil. Onun için uygun ortam ve mekan önemli. Bu zaman konusu önemli. Yani aslında ne zaman yapılmaz daha doğrusu. Şöyle dedik ki olgunlaşmış cinsel istek gelince mastürbasyon yapılabilir. Mastürbasyon cinsellikle ilgili bir durumdur. Yani zevk almayla ilgili bir durumdur. Sinirliliği geçirmek için, yorgunluğu geçirmek için, stresi artmak için, kızgınlığı geçirmek için mastürbasyon yapılmaz. Bu çok önemli. Eğer bu şekilde yaparsanız ileride çok daha ciddi yani evet mastürbasyon cinsel eylemlerle ilgili bozukluk yaratabilir. Ama mesela sinirliyken her sinirinizi atma ya da stresliyken stresinizi atmak için mastürbasyon yaparsanız bu sefer cinsel eylemler dışında başka sorunlarla da ilgili karşılaşabiliriz. Evet, uyarı şekli bence en önemli konulardan bir tanesi. Dedim ki aslında şöyle de diyebiliriz yani mastürbasyon nasıl doğru nasıl yanlış yapıyoruz kabaca tarif edebilirsen ilişkide yapamayacağın her şey yanlıştır. Bir ilişkide yapamayacağın şeyleri yapıyorsan mastürbasyonda o zaman ortada bir yanlışlık var. Mesela bir örnek vereyim. Mesela çok hızlı ve çok baskılı sıkarak ya da çok hızlı eğer mastürbasyon yapıyorsan bu bir problem. Çünkü vajinada böyle bir şey yok. Yani içeriye girince, ilişkide içeriye girince çok hızlı ve çok baskılı diye bir şey yok. O zaman ne oluyor işte?
haz almak azalıyor. Haz alınca kişiler diyor ki mesela hızlı ve baskılı yapanlar, hocam vajanın içerisine bomboş gidiyormuşum, geliyormuşum gibi oluyor diyor. İşte orada hissizlik ya da boşalamama sorunu ortaya çıkabiliyor. Yine mesela çok kullanılan vibratörler var ve titreşimli vibratörler var. Bunlar da çok önemli çünkü ilişkide titreşim yok. Kişi aşırı titreşime alışınca o zaman ne oluyor? Yine vajeni hissedememe gibi durum ortaya çıkabiliyor. Sürtünme, ki bizim, yani benim daha doğrusu en çok gördüğüm konu, sürtünerek mastürbasyon yapma ya da kilot üzerinden elle sürtünme ya da yastığa yoğurtlarına sürtünerek mastürbasyon yapma. Bu da çok önemli bir durum çünkü ilişkide penisin teknik olarak sertleşip bir yere girmesi lazım. Ama sürtünmede böyle bir şey yok. Sürtünmede sertlik olmasına bile ihtiyacımız yok. O zaman ne oluyor? Mesela sürtünerek ilişkiye, daha doğrusu sürtünerek mastürbasyon yapanlar sertleşme bozukluğuyla bize başvurabiliyorlar. Bunlar en önemliler. Tabii burada başka çok daha aykırı durumlar var ama tabii uyarı şeklinizi mesela burada yeri gelmişken anlatayım. Pornografi, yani porno film izleyerek mastürbasyon yapma alışkanlığı da bir sorun, ciddi bir sorun. Neden? Şöyle anlatayım. Şimdi porno filmlerde bir kere olay film, tamam onu anladık. Ama siz hep üçüncü kişisiniz. İkinci kişi değilsiniz. Dolayısıyla sizin gördüğünüz mesela kadın, doggy pozisyonu düşünelim. Kadın şeyde önde, adam arkasında. Ne görüyorsunuz porno film izlerken? Penis, vajen, kadının yüzü, adam, her şeye hakimsiniz. Peki gerçek hayatta adamın yerine kendinizi koyun, yani ikinci şahıs olun. Gerçek hayatta görüp göreceğiniz şey sadece bir sırt. Kadının sırtı. Size bakmıyorsa gözlerini de görmeyeceksiniz. O yaptığı işte göz hareketlerini ya da bakışlarını da görmeyeceksiniz. Ya da kadın üzerindeyseniz göreceğiniz şey yastık, yorgan olacaktır. Dolayısıyla burada uyarınız eğer buna odaklanıysa, yani görsel uyarı odaklanıysa, o görsel uyarı gerçek hayatta yok. Eğer tabii gerçek hayatta olmayınca ne oluyor? Bu sefer de bir takım uyarı sıkıntıları, haz alma sıkıntısı. Her şey haz alma ile ilgili. Haz alamayınca da ne oluyor? İşte sertleşme bozukluğu oluyor. Onun için de porno ile mastürbasyonu çok hızlı bir şekilde ayırt etmek lazım. Süreyle ilgili, hocam işte mastürbasyonum kaç dakika sürmeli? Ya burada dakikaları saymıyoruz ama şöyle, doğrusu şu. Mastürbasyonda ilk boşalma hissi geldiği zaman boşalmadan sakinleyip devam etmek. Yani mesela 10. saniyede boşalma hissi gelir. Siz boşalırsanız 10. saniyece vücut bunu böyle kodlar. İlişkide de 10. saniyede net olarak boşalırsınız. Ama boşalma hissini durdurup sakinleyip devam ederseniz, bu şekilde biz diyoruz ki yani 4-5 kez dur başta yapabilirsin ve toplam sürede ortalama 20 dakika civarı yeterli. Tabii bu 20 dakika bilimsel bir süre değil. Yani 20 dakika mastürbasyon yapın demiyor kimse. Bilimsel kitaplarda böyle geçmez. Biz bu süreyi işte hani hazırlanma, fantezi kurma vesaireyle yapıyoruz. Peki yanlış mastürbasyon anlattık. Bu işin doğrusu nasıl olur? Bunların tam tersi yaparak. Şimdi bir kere ortam, mekan uygun olacak. Olgunlaşmış cinsel isteğiniz olacak. Sakin, rahat bir yerde yatacaksınız. Porno film ya da başka bir şey izlemeden kafanızda fantezi kurarak yapacaksınız. Fantezi kurup yavaş yavaş penisinizi uyaracaksınız. Sertleşme olduğu zaman fanteziye devam ederken mastürbasyonu hızlı olmayacak, baskılı olmayacak, aşırı titreşim, hatta hiç titreşim olmayacak ya da sürtünmeden, porno film izlemeden ve en önemlisi kayganlaştırıcı kullanarak. Bunu özellikle buraya yazmadım, buraya kocaman yazacağım. Çünkü kayganlaştırıcı çok önemli. Bakın, vajen ıslak, sıcak, kaygan ve yumuşak bir yerdir. Dolayısıyla eğer kuru kuru soğuk ellerimizde ya da soğuk bir şekilde soğuk bir ortamda yaparsak, bir süre sonra ya da ilişkiye girdiğimiz zaman, vajene girdiğimiz zaman o sıcaklık, o kayganlık bizi çok etkiler. Alışık olmadığımız bir durum. Dolayısıyla boşalma isteğimiz, arzumuz, boşalma isteği çok çabuk gelebilir. En iyi, onun için mutlaka kayganlaştırıcı koyun. En iyi kayganlaştırıcı, çok kolay ulaşabileceğiniz bebek yağıdır. Sabun bir kayganlaştırıcı mıdır? Kısmen. Çok zorda kalırsak evet sabun da kullanabiliriz ama tercih etmiyoruz. Özellikle sabun, şampuan olayı banyoda, tuvalette çok kullanılır. Zaten banyo, tuvalet çok tercih ettiğimiz bir yer değil. Onun için hani yatakta bebek yağıyla, bol miktarda kayganlaştırıcıyla, ilişki hızında sakin sakin, ilk boşalma hissi geldiği zaman boşalmadan, dur bekle yaparak mastürbasyon yapmamız lazım. Doğrusu bu.
Peki mastürbasyon yaparken teknoloji çağında yaşıyoruz. Bizim de programımızda zaten suni vajina kullandırıyoruz. Suni vajina kullanalım mı? Evet, kullanabilirsiniz. Gayet de iyi olur suni vajina kullanmanız. Çünkü yani şu anda teknoloji çağındayız. Vajini taklit eden sıcak, ıslak, kaygan, kayganlaştırıcı kullanarak gayet güzel kullanabileceğiniz suni vajinalar var. Bunları kullanmanız çok daha iyi olur. Aynı yaptığınız eylemleri suni vajinada yapacaksınız. Değişen bir şey yok. Suni vajina yapıyorum diye porno film izlerken mastürbasyon olmaz. Aynı şey. Neden? İlişkide hani bayanla birlikte olduğun zaman porno film izleyerek bir yandan da bayanla birlikte olamazsınız. Böyle bir eylem yok. Yani sonuç olarak yapacağınız eylem ilişkiye uygunsa bunu yapabilirsiniz. Ama ilişkiye uygun değilse bunu yapmanız doğru değil. Peki yanlış mastürbasyonun adı ne? 1998 yılından beri travmatik mastürbasyon sendromu. Neye yol açıyor bu? Her şeye yol açıyor. Sertleşme bozukluğu yapabilir. Erken boşanma geçme. Atıyorum titreşim alıştı birisi. O kadar çok titreşim ilişkiye giriyor. Vajende titreşim yok. Boşalamıyor. Sorun ne? Ben boşalamıyorum diye geliyor. Eşi de diyor ki beni sevmiyor, beni istemiyor. Çünkü kadınlar ilişkide anladığı şey penisin vajene girdiği zaman ve boşaldığı zaman beni istiyor, beni beğeniyor. Eğer sen boşalamıyorsan beni istemiyor, beni beğenemiyor diye anlıyor kadın. Halbuki ortada geçmişte yaşadığı sıkıntılar. His sorunu buyur. Sürtünme. En önemlisi sürtünerek baskı ya da hızlı yapma. Vajende böyle bir uyarı yok. O zaman ne oluyor? Haz alamıyor. Hepsi de olabilir. Bu anal seks isteği çok önemli. Ben buna çok önem veriyorum. Bazen çünkü çiftler geliyor. Eşim ısrarla anal seks istiyor diyor. Biliyorsunuz anal seks tıbbi olarak uygun bir seks türü değil. Dolayısıyla devamlı ısrarla istemek uygun değil. Ama adam istiyor. Neden istiyor? Burada hemen dönüp benim ilk sorduğum şey nasıl mastürbasyon yapıyordun geçmişte? Ve tamamında neredeyse yani %90'ın üzerinde hızlı ve baskılı mastürbasyon yapıyorum diyor. Ya da baskılı mastürbasyon yapıyorum diyor. Baskılı yani penis o kadar vajen sıkıştıramadığı için, anal bölgede sıkıştırdığı için adam hele de bir defa denediyse, bunu böyle hoşuna gittiyse mastürbasyonla çok benzediği için devamlı anal seks istiyor. Peki travmatik mastürbasyon sendromumuz var, ne yapalım? İlla doktora mı gitmeliyiz? Giderseniz yardım alırsanız iyi olur. Bizim mesela BODEP diye bir programımız var. Anlatırım biraz sonra. Yardımcı oluyoruz travmatik mastürbasyona. Uzaktan online program. Ama bu işi kendi kendinize de çözebilirsiniz. Çok zor değil. Bir, eylemi sonlandıracaksınız. Eylemi sonlandırma ne demek? Yani şunu bilinçinize yerleştirin. Ben yanlış yaptım. Doğru yapmadım bugüne kadar. Bundan sonra doğrusunu yapacağım. Dolayısıyla artık bu eylemi yapmıyorum. Yani mesela sürtünerek mastürbasyon yapmayacağım demeniz lazım. İkincisi, burada ne kadar samimi olduğunuzu görmek adı altında bir arınma süreci var. Ne kadar? 30 gün. Yani 30 gün ne yapıyoruz? Cinsel eylemsizlik yapıyoruz. 30 gün. Burada bu 30 gün yapacağımız cinsel eylemsizlik, kalemimiz bitti. Evet. Burada 30 günlük yapacağımız cinsel eylemsizlik çok önemli. Burada cinsel eylemsizlik ne demek? Cinsel eylemsizlik şu demek. Bir, cinsel bir şey düşünmemek. Cinsel bir şey görmemek, duymamak, işitmemek, konuşmamak. Cinsellikle ilgili hiçbir şey yapmamak. Hatta penisinize işemek dışında dokunmamak. Yani porno film izlemeyeceğiz, mastürbasyon yapmayacağız. Şu şekilde herhangi bir şey yapmayacağız. Tabii biz burada cinselliği yasaklamıyoruz yalnız bu 30 gün boyunca. Eğer bir şey yani yasaklarsanız sıkıntı, çünkü cinsellik yasaklanabilir bir şey değildir. Cinsellik ancak ertelenebilir bir şeydir. Dolayısıyla burada mesela gece yattığınız bir anda aklınıza geldi. Eskiden olsa kalkar sürtünerek mastürbasyon yapardınız. Ne diyeceksiniz? Şu anda benim için uygun değil. Zaten geçmişte yanlış yaptım. Tekrar yanlış yapmak istemiyorum. Bunu öteliyorum derseniz bilinçaltınızda çatışmazsınız. Onun için bu çok önemli. Yani 30 günlük cinsel eylemsizlik yapacağız. Sonra da doğru eylemi yapacağız. Doğru eylemi nasıl yapacaksınız? Demin anlattığım gibi yapacağız doğru eylemi. Cinsel, olgunlaşmış cinsel isteğiniz geldiği zaman uygun mekanda, uygun şekilde yapacaksınız. Ve bu şekilde devam edeceksiniz. İlişkiniz olduğu zaman da mastürbasyonu bırakacaksınız. Yani temel nokta bu. Şimdi burada bir takım veriler var. Bunları vermek istedim. Bu aslında kişilerin porno film izleyerek ne kadar çok mastürbasyon yaptığını gösteren de biridir. Bir porno sitesi açıklama yaptı. 2019 yılında bana 41 milyar tıklanma oldu diye. Ve toplam süre yani tıklanmalara girdikten sonra 10 dakika 23 saniye. Bakın bu çok önemli. Niye?
Şimdi 10 dakika 23 saniyede neler yapılabilir? Bir kere zaten 2-3 dakika açıldı maçıldı, istediğiniz şeye ulaştınız, filme ulaştınız filan. Bu en az 3-5 dakika sürer. Yani burada girişlerin %61'i 34 yaşından altında ve cep telefonundan da olunca insanın aklına şöyle bir şey. Gençler yapıyor, mastürbasyon yapmak amaçlı. Zaten biliyoruz porno film izleyerek mastürbasyon yapıyor. Ama ne kadar sürede? Ya ortalama herhalde buradan çıkan sonuç 3 ila 5 dakika içerisinde boşalınıyor. Yani film açtıktan sonra olarak kanalize olduktan sonra bence bu çok daha kısa, 1 dakika bile olabilir. Ama bu süre manidar. Bu işi keyif için insanlar yapsaydı, yani mastürbasyon amaçlı yapmasaydı bu süre çok daha uzun olabilirdi. Ki bu ortalama sürede 10-23, aslında 6-7-8 dakikalara düşen ülkeler var. Ülke ülke de vermişler. Sonuç olarak mastürbasyon cinsel hayatın ilk eylemi. Artık tıpta yapılmalı mı yapılmamalı gibi bir tartışma yok. Yapılmalı ama düzgün yapılmalı. Yani çünkü cinsel isteğiniz geldiği zaman bir şey yapmalısınız. Bu açlık hissi gibi. Ben bunu şöyle örnek veriyorum kişilere. Açlık hissi geliyor, acıkıyorsunuz. Her açlık hissi geldiğinde hamburger yerseniz problem, vücudunuza zarar verirsiniz. Ama sağlıklı yiyecekler, sağlıklı şekilde yerseniz herhangi bir sorun olmaz. Hayatınıza güzel bir şekilde devam edersiniz. Burada da böyle, eğer cinsel isteğiniz geldiği zaman uygun şekilde yaparsanız sorun yok. Ama cinsel isteğiniz geldiği zaman uygun şekilde sayısı fazla olan, işte her gün her gün her gün işte sürtünerek sürtünerek yaparsanız bu bir sorun yaratacaktır. Dolayısıyla burada önemli. Bir de sayı önemli. Yani onu söylemeyi unuttum. Hani ne kadar sayı yapalım, ne kadar sıklıkla yapalım ya da sıklık diyelim buna. Ne kadar sıklıkla yapalım. Bunun bir sıklığı yok. Yani olgunlaşmış cinsel isteğiniz olduğu zaman bazen 10 günde 2 kez yaparsınız. Bazen 10 günde 5 kez yaparsınız. Bazen ayda bir yaparsınız. Yani bu ilişkide de böyledir. İlişkide de rutin bir düzen yoktur ki. Bazen kişiler haftada bir defa ilişkiye girer, bazen ayda bir defa. Durum ve şartlara bağlı. Burada olgunlaşmış cinsel isteğiniz geldiği zaman mastürbasyon yapmak önemli. Bir de nicelik önemli değil, nitelik önemli. Yani nasıl yaptığın, daha doğrusu ne kadar sık yaptığın değil de nasıl yaptığın önemli. Bunu da unutmayalım. Teşekkür ederim.